Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bir spor stüdyolarına 10 Şubat Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi sevgili Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi Teşekkür misin? ederim siz. İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Değerli izleyenler elbette dün akşama döneceğiz ve dün akşam Zira Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan karşılaşmalarla Altaş Denizli Spor Trabzon Sport maçıyla e, başlayacağız. Ama öncesinde bir grafiğimiz var onu getirelim ekranlarınıza hızlıca yine kupayla alakalı olarak Son 16 turunda şu ana kadar oynanan karşılaşmalar ve bugün oynanacak maçlarla birlikte tablo. Bu şekilde Aytemiz Alanya Spor Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek saat 17.30'da güzel bir maç olması bekleniyor. Ve yine günün bir diğer güzel maç olmayan Namzet karşılaşması Beşiktaş'la Göztepe arasında saat 20.30'da oynanacak. Ve son 16 turu karşılaşmaları böylelikle tamamlanmış olacak. Dün ne oldu? Ekranınıza geliyor başlık. Kuasi Resitali, Foto Maç Gazetesi, Bordo Mavililer, Denizli Sporu deplasmanda Hüseyin ve Kuasi'nin golleriyle yenip çeyrek finale yükseldi. Kupada da yola devam ediyor. Bordo Mavili takımın Çin'in Wuhan takımından transfer ettiği Jean Kuasi ilk maçında tam not aldı. İlk 11'de sahaya çıkan fil dişili sürati ve driplingleriyle göz doldurdu. Enis çıkınca forvete geçen Kuasi'nin 69'da attığı gol offside'e e takıldı. Başarılı isim 77'de de bir kez daha ağları sarstı ve takımını turu getirdi. Trabzonspor kariyerine golle başlayan Kuasi, gol, e, gol atmak benim için mutluluk verici ama asıl önemli olan galibiyeti almamızdı. Hocamızın da söylediği gibi hiçbir maç kolay değil. Benim gibi hıza sahipseniz sağda da solda da oynayabilirsiniz. Hocam bunu gördü ve maç içerisinde bunu değerlendirip mevkimi değiştirdi. ifadelerini kullandı. Bir sonraki sayfa yine Trabzonspor'un galibiyetinin ardından Fanatik Gazetesi harika gidiyoruz başlığına atmış. Abdullah Avcı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Oyunda dalgalanmalar oldu ama kazanma alışkanlığımızı devam ettirdik dedi. Genç isimler vardı, ilk defa oynayanlar vardı ve kazanmak son derece önemliydi. Pazar günü İttifak Holding Konya Spor'la sadece bir lig maçı oynayacağız. Finale çıkmayacağız. Taraftarımıza sesleniyorum. Birlikte hücum, birlikte savunma yapalım. Harika bir sene, harika gidiyoruz sözlerini başlık ve başlık altında görmüş Abdullah Avcı'nın. Marekam Şirk'le <laughs> alakalı olarak da ee, hoca maça yetişip yetişmeyeceğine bugün bakacaklarını bugünden itibaren bakacaklarını Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağını bugünden itibaren bakacaklarını belirtti. Dün akşam sorulan sorulardan bir tanesiydi takımın en önemli parçalarından birisi olarak Marek Hamşik. Şimdi karşılaşmaya gelecek olursak Trabzonspor rotasyonlu bir kadroyla başladı. Kuasi e, ilk defa sahne aldı. Şöyle evet. bakıyorum kalede her şey İsmail, Ahmetcan, Hüseyin ve Serkan. Savunma dörtlüsü onların önünde Berat Yunus Mallı ve Murat Cem Akpınar oynadı ve en ileri uçta da Kuasi. Enis yine yeni ve genç futbolculardan. Enis Destan ve Yusuf, Yusuf Erdoğan forma giydiler. Erken de golü buldu Trabzonspor henüz 8. dakikada biraz da şansının yardımıyla çünkü sağdan gelen ortaya e, Hüseyin Türkmen vurdu kaleciden dönen top kafasına çarpıp gol oldu biraz da şansının yardımıyla ancak ondan sonra Trabzonspor belki rehavete mi kapıldı derseniz e, tecrübe eksikliği mi ortaya çıktı dersiniz, bilmiyorum biraz Altaş Denizli Spor'un oyun üstünlüğünü eline aldığını kanatlardan ortadan her türlü deneyerek Trabzonspor kalesine yüklenmeye çalıştığını söylememiz lazım. Ee, özellikle 20 25. dakikadan itibaren ve de ikinci yarının başlangıcı itibariyle Denizli Spor'un Altaş Denizli Spor'un e, oyun olarak sazı eline aldığını söylememiz lazım. Ne zaman ki hoca değişiklik yaptı Abdullah Havcı bir oyuncu değişikliğiyle 63. dakikada Bakasetas oyuna girdi. Bir oyuncu değişikliğiyle işlemeyen birçok e, mekanizma da tıkır tıkır tekrar işlemeye başladı. Ve o, o dakikadan sonra Trabzonspor e, rahat bir kalesine çok fazla getirmeden Altay Spor'u e, rahat bir oyun oynamaya başladı diyebiliriz herhalde. En çok da kısa olmadı gerçi ama buyurun. Özellikle ikinci yarının başındaki görüntü belki biraz endişelendirmiş olabilir Abdullah Avcı'yı. Muhtemelen. İkinci yarının başından çünkü gole kadar Mustafa Çeçenoğlu'nun bence çok etkileyici performans gösterdi. Gençler eski oyuncusu. Bir tane de harika şutu vardı. İki direğin birleştiği yerden e, erce çıkardı. Sonra da zor bir topu bence. Goldeki o uzun metrajlı zor topu e, müthiş çevirdi. Bekir çizgide dokundu. Gol Mustafa'ya mı Bekir'e mi yazıldı bilmiyorum ama e, müthiş şey yazdı orada. E, Bekire şey, e, Mustafa Çeşen Mustafa oldu. Mustafa'ya yazıldı. O zaman süper bir gol attı diyebiliriz. Mustafa için. O 15 dakikalık periyotta hem sağ kanattan Mustafa'nın etkili bindirmelerini hem de Denizli'nin oyun üstünü ele geçirmesine karşı Abdullah Avcı'nın biraz kaygı yaşayabileceğini orayı analiz edebileceğini düşünüyorum. İsmail Köybaşı mesela golde yine Mustafa'ya uzak kaldı. Trabzonspor'un sol beki. Çok sık süre almıyor ama süre aldığında da bu tarz bireysel hatalarla yine ön plana çıktığını söylememiz lazım. Ancak 60'tan sonra hem Bakasetas'ın hem Puhaç'ın girmesi, e, Trabzon tekrar oyun üstünü ele geçirmesi. E, orada da işte Murat Cem'in de katkısıyla Trabzon'un maç boyunca yapamadığı merkezden e, seri pas trafiğiyle buldukları gol, Kuasi ile buldukları gol tabii ki sevindirici. Orada bir Trabzonspor orta sahasında Bakasetas'ın ne kadar kritik bir rol oynadığı ve Yunus Mallı'nın eski seviyesinden ne kadar uzak olduğu not edilebilir. İki, Kuasi kanat başladı. Santrfor bitirdi. İki tane gol attı. Biri sayılmadı. Sayılmayan golü de çok e, milimetrik bir offside pozisyonuydu. Yani golü de kokluyor. Doğru yerlerde koşu yapıyor. Gol koridorlarını buluyor. İlk maç için Kuvasi performansı sevindirici. olan not edilebilir. Trabzonspor'un ilk 11'inde az önce saydık. Enis Destan 19 yaşında maça başladı. Murat Cem Akpınar 23 yaşındaydı. Yani genç. Oyuncular anlamında Ahmetcan Kaplan yine 19 yaşında stoper daha önce de Süper süperlikte şans bulmuş ve de, yani tam manasıyla deyim yerindeyse hocasının yüzünü kara çıkartmayacak bir performans e, sergilemeye başarmıştı. Yedekle, yedeklerde de yine e, genç oyuncuları e, vardı e, Trabzonspor'un yeni transferler Kerem Şen, Kerem Şen ve Batuhan Kör gibi. E, velhasıl hakikaten rotasyonlu bir kadroya çıktı. Bir iki tecrübeli oyuncu transferiyle Özür dilerim. Oyuncu değişikliğiyle Trabzonspor işleri yoluna koydu. Altaş Denizli da hakkını vermek lazım. Karşımızda Trabzonspor var demeden ellerinde ne varsa topları ile, tüfekleriyle saldırmayı, hücum etmeyi hiç vazgeçmediler bundan. Hiç denemekten vazgeçmediler. Buldukları gol de zaten tam bunun ifadesi bir goldü. Solda ceza sahası dışında akan oyun içerisinde bir orta ki orta sahada topu kapan... Trabzonsporlardan topu kapan da yine Mustafa Çeşen oluyordu. Daha doğrusu boş alana topu aktaran, kapan demeyeyim de boş alana. Çünkü kaleci uzun oynadı. Orta alanda Denizli Sporlar kaptırdı. Bir Trabzonspor baskısı orada topu boş alana taşıyan Mustafa Çeşen oluyordu. Sola açıldı, orta, arka direkte bir vuruş. Şansın da yardımıyla elbette top kaleye gitti. O esnada Erdal Akdere oradaydı. Son dakikada dokundu topa ama... zaten top çizgiyi geçmişti. Mustafa Öyle mi Erdal Çeşen, mı orada? Erdal, ha, ben Bekir e sandım. 19 numaralı e, formasıyla. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben? Neyse kontrol ederiz. Erdal mi? geride oynuyordu ama. Ger, geride oynuyor evet. Şimdi saydığınız isimlerden Murat Cem'i belki ayrıca bir değerlendirmek lazım. Çünkü çok da genç sayılmaz. Uzun zamandır Trabzonspor kadrosunda yani üst yapıda A takım kadrosunda şans buluyor. Ünal Karaman döneminde bu UEFA Avrupa Ligi'nde e, maalesef rotasyonlu kadro kullandığında o grup aşamasında şans bulan oyunculardan biriydi. Ama Ünal Karaman ayrıldıktan sonra Murat Cem'in de bulduğu şanslar ciddi biçimde azaldı. Bu sezon Türkiye Kupası'nda hem bir önceki turda boluydu değil mi Trabzonspor rakibi? Hem o maçta hem bu maçta başladı. Orta sahanın ortası. Duran topları da kullandı. Duran topları kullanma becerisi de var. Abdülkadir parmak gibi o da. Abdülkadir parmak da mesela aslında çok genç değil ama çok geç buldu şansı. Bulduğu şansı da iyi değerlendirdi. Murat Cem'in hikayesi biraz onu andırıyor. Geç bul, buluyor bu şansları ama iyi değerlendiriyor. Belki de yeni sezon hikayesinde en azından Trabzonspor'un e, yeni hikayesi şans bulabilir 23 yaşındaki Murat Cem Akpınar. Onun da altın çizmek lazım. Etkili bir oyun oynadı. Asist yaptı. Kuvasiye. Orada tek topu iyi oynadı. Hem de Trabzonspor'un duran toplarını o kullandı. Sorumluluk aldı zaman zaman iyi de kullandı. Trabzonspor'un ikinci golünde sadece Murat Cem Akpınar değil aynı zamanda Berat'ın da ve topu orada ara bağlantı işini gören Kuasi'nin de altını çizmek Doğru. lazım. Kuasi'yi en ileri uca aldı. Allah Allah dedim ben bir ara ama hocanın bir bildiği varmış. Abdullah hocanın bir bildiği varmış. O da son derece iyi bir performans gösterdi. Santrafor mevkinde oyuncunun sözleri güzel. Eğer hızlıysanız nerede oynadığınız fark etmez. Yani hangi özelliğinin çok iyi olduğunu ve bunu rakiplerine karşı nasıl kullanabileceğini biliyor. Geçmişte de var o bölgede oynamıştı. Jervinho gibi. Jervinho da çünkü sezonbaşı geldiğinde hani evet e, orijinal pozisyonu kanat ama Santifor alternatif olarak da düşünülmüştü. Kuasi de öyle. E, şöyle tabii Trabzonspor'un kanat opsiyonu çok. Yani daha doğrusu artık çok. Çok değildi ama. İşte Viçça'nın katılması, Yusuf Sarı'nın katılması, Kuasi'nin katılması devre arasında 3 tane kanat hatta Batuhan da kanat oynayabiliyor. 4 tane kanat alternatif katlar. Zaten elde e, Vakayeme var. Kuasi'nin tabii bu saydığım isimlerden özellikle Viçça ve Vakayeme'den farkı e, sürati. Özellikle savunma arkasında yaptığı koşular, geniş alan bulursa orayı değerlendirecek olması, çalım özelliği. Yani Kuasi farklı, dolayısıyla farklı tipte kanat oyuncularına da sahip artık Abdullah Avcı. Hem Vişçi hem mı kanat oynuyorlar ama ikisi de on numara oynayabilecek yetenekteler. İkisi de içeriye devrilerek oynuyorlar. İkisi de seri pas trafiğine katılıyorlar. İkisi de gol arıyorlar. İkisi de ara pası arıyorlar. Bakayama ya da Vişçi için süratli kanat adamı demezsin. Geri Rodriguez gibi, Onyekuru gibi değiller. Koası biraz daha farklı onlardan o yüzden. Bakayama ve Vişçe'den. o da bir farklı oyuncu opsiyonu olarak kadroya katmış oldular. Yani derinlikte şans bulacaktır. Kadro derinliğinde belki sürekli 11'de oynamayacak ama derinlikte şans bulacaktır. Trabzonspor kadrosunu derinleştirmiş oldu. Şöyle bakıyorum pozisyonlar olarak. Hani çok böyle bol pozisyonlu bir karşılaşma olmadı açıkçası ama hocanın birkaç dokunuşuyla, Abdullah Avcı'nın birkaç dokunuşuyla <laughs> Trabzonspor'un rahatlayarak e, galibiyete uzandığı bir karşılaşma oldu. Şöyle düşündüm, bilmiyorum ne dersiniz. E, Trabzonspor'un özellikle ilk yarının sonları ve ikinci yarının başı itibariyle az önce sizin de belirttiğiniz dönemde elenebilir düşüncesi geldi mi? Yani Denizli Spor turu geçebilir dedirtti mi size? Olabilir de o zaten ikinci yarının başında. E, pozisyonları var Denizli Yani ben açıkçası kimseye haksızlık etmeyeyim ama açıkçası yani öyle bir hisse kapılmadı. Şimdi şöyle Trabzonspor'un bence bu maçtan sonra düşünmesi gereken bir başka konu da niye bu kadar bir e, 1-0 önde olduklarında vitesi küçültüyorlar? Süper Lig takımı da benzer bir şey yaptı. 1-0'lık skoru yakaladı 6. dakikada ve hafta sonu bayağı e, tehdit yaşadı. Pozisyon verdi. 1-0'ı koruyamayabilirlerdi. O daha Kısım travmatik bir karşı. karşılaşmaydı mesele. E ama burada bu da onun daha travmatik olması var. Bu da TFF birinci Lig'in 18. sekizincisi Denizli Spor. Evet. Kümede kalma mücadelesi yapıyor. Zaten Türkiye Kupası'na az kadrosuyla dahi çıkamıyor. Çünkü esas hedefleri birincilik. Böyle bir takıma karşı yani Denizli Spor seviyesinde yani piramidin Türkiye futbol piramidinin 20 artı 18, 38. sırası. Birinci sırasındaki takım 38. sırasındaki takıma karşı oynuyor. Aralarında 37 basamak fark var. Çok doğal. Kasımpaşa'nın daha travmatik olması ama buna karşı bile Türkiye Futbol Piramidi'nin 38. sırasında olan takıma karşı bile ikinci yarının başında sıkıntı yaşıyorsun. Ve 1-0'ı koruma işgüdüsüyle hareket ediyorsun. Onu da sorgulamalı lazım. Niye 2'yi arayamıyorsun? Niye 2'yi bulup rahatlayamıyorsun da durum 1-1'e bir geliyor? Deniz Spor'a karşı bile. Ve Bakasetas oyuna girmeden bunu çözemiyorsun. Ancak Bakasetas girdikten sonra çözebiliyorsun. Bunun üzerine düşünebilir. E tabii bu kadar alternatifli kadroyla kolay olmayabilir der Abdullah Hoca. Haklı da olur. Serkan'ı, Hüseyin'i, Ahmet Can'ı, İsmail'i, Murat Cem'i kullanıyorsun. Oynamayan oyuncuları kullanıyorsun. O da biraz eşyan tabiatıyla paralel tabii ama yine de Trabzonspor hani ligde de çok uzun süre maçları 1-0 götürüyor. Kupada da öyle yapmaya kalktı. Ve 1-0 çok güvenli bir skor sayılmaz. Bunun üzerine belki düşünülebilir, kafa yorulabilir. Bu bir felsefe olarak ya da bir yaklaşım olarak siz bunu daha önce dile getirdiniz ama e ee, hani grafiğini de aktardık. En çok 1-0 e, skorla kazanan teknik direktörler grafiğini de aktardık ama ne olursa olsun bu kadar değişkenin, bu kadar farklı dinamiğin olduğu bir oyunda rüzgarın bile zaman zaman fazlasıyla etki edebildiği bir oyunda 1-0 oynamak hiç değil, pek değil, hiç makul görünmüyor. Evet. Var işte bunu başarabilenler var. İşte bir tanesi Mourinho. 2004. Ama bunu başarmak amaç mı olmalı? Ya ben bunu oynarım. Ana plan olmamalı. Anlamadım. 2004 Chelsea yanılmıyorsam 13 tane 1-0 aldı o sezon. Mourinho ile şampiyonlar giderken. Yunanistan milli takımı aynı şekilde Avrupa şampiyonasında böyle gitti. 1-0'larla şampiyonlar gitti. Süper Lig tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı oransal olarak en çok 1-0 galibiyet alan hocalar Ahmet Suat Özyazıcı %20 Abdullah Avcı %15 oranında yaklaşık Maçlarını 1-0 galip bitirmiş. Dolayısıyla Diego Simeone tabii şu anda çok güncel ve sıcak bir örnek. Bunu çok iyi başardı zaman zaman. Bu sezon başaramıyor ama zaman zaman çok iyi başardı. Bence de ana strateji olmamalı ama e, Diego ile Xavi'nin bir atışması oldu. Barcelona Atletico maçından sonra. Xavi dedi ki futbolda bir tane doğru yok. E, ama ben Diego Simeone'nin yaptığı gibi yapamam. Barcelona'nın genetine uygun değil. Yani biz bu şekilde kazanamayız. Simeone gibi kazanamayız dedi. Yani kastettiği şey kariyer boyunca 1-0'ı bulup onu koruma içgüdüsüyle Barcelona böyle oynamaz. Barcelona böyle kazanamaz. Biz böyle kazanamayız dedi. Diego Simeone ona cevap verdi. Eğer de hayatta sadece tek bir deneyiminiz varsa böyle konuşabilirsiniz ama birden fazla deneyim yaşadıysanız, gezdiyseniz, dolaştıysanız, dünyanın farklı yerlerini gördüyseniz, farklı sınavlardan geçtiyseniz, kötü günler, iyi günler, Bunların hepsini deneyimlediyseniz böyle konuşmazsınız dedi. Çavi'ye sert bir cevap verdi. O yüzden burada hani hangi pencereden bakmak lazım? Simeone penceresinden mi? Çavi penceresinden mi? Ben Simeone'ye de hak veriyorum. Bazen hani elinizdeki malzeme buna uygundur. Bunu yapmak zorunda kalırsınız. Ama Abdullah Avcı'nın malzemesi daha fazlasını yapmaya muktedir. Gerçekten de sizin de altını çizdiniz gibi bu sezon bir sıfırlarla bitmez. bitmez. Daha fazlasını da yapmak lazım. Hala geride 14 tane müsabaka var. 42 potansiyel puan var. Gerektiğinde evet bir sıfır kazanmayı becerebilmelisiniz ama her zaman da bir sıfır kazanamazsınız. Bugün de yine iki tane karşılaşma var. Grafikte de az önce paylaştık. Hakikaten keyifli, güzel e, olmayan namzet iki karşılaşma. E, bugün oynanacak ve son 16 turunu tamamlayacağız Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şimdi Uğur Becim, var mı maçta olarak eklemek istediğiniz bir şey? Genç oyunculara değindik, Kuasi'ye değindik. E, Trabzonspor'un ve Denizli oyununa eee değindik tercihleri konuştuk. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü bir de transfer dosyamız var. Geçebiliriz. Değerli izleyenler geçelim. Nedir mesele? Malumunuz e, devre arası transfer dönemi tamamlandı. Hürriyet Gazetesi'nden geliyor başlığımız ekranlarınıza. Transferin şampiyonu Trabzonspor, ayrılığın şampiyonuysa Medipol Başakşehir demiş Hürriyet Gazetesi. Altay yasağı olduğu için takviye yapamazken Beşiktaş'ta kış dönemini bay geçti. Lider Trabzonspor 9 yeni oyuncuyu renklerine katarken Medipol Başakşehir 10 isimle vedalaştı. Burada teker teker yapmış. Biz de aktaracağız birazdan. Sizlere buradan ufak ufak okumayalım. Kendi grafiklerimizle okuyacağız. Bir sonraki sayfamız yine kendi grafiklerimize geçmeden önce. Milliyet gazetesinden de sizlere bir haber okumak istiyoruz. Türkiye ikinci vatanım. Down mu geldi yine? Okuyorum. Medipol-Başakşehir'in devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezege ve Pizzi basının karşısına çıktı. Başakşehir gibi bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Trezege, Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. OKK ile daha önce Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter ve oyuncu, harika bir kişiliği var dedi. Benfica'dan kiralanan Pizzi ise... Getson'la konuştum. O da Rize Spor'da oynuyor. Diğer taraftan Kayseray'la da görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Sözlerini aktarmış. Dağım değil ama Trezegeymiş. Trezege. Büyük bir sakatlık geçirdi Trezege yoksa Aston Villa hikayesine gayet iyi başlamıştı. Hatta sezon sonu geçtiğimiz sezon sonu çok kritik bir gol atmıştı Aston Villa'yı Kümeri tutan çok kritik bir gol atmıştı ve seviyor onu Aston Villa taraftarı ama sonra büyük bir sakatlık geçirdi. O sakatlıktan da büyük sakatlık yaşadığınız zaman bazen aynı seviyede dönemeyebiliyorsunuz. Bu arada Aston Villa'da hikaye çok değişti. Yukarıya aday oldu. Ciddi transferler takviyeler de yaptı. Devre arasında onlar da hareketli takımlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla Trezeguet'i artık... Ee, ana plan oyuncusu olmaktan çıktı. O devreden çıkardılar ve kiraladılar. Başakşehir için Vişçe'yi kaybeden Başakşehir için özellikle kaybettikleri Vişçe tabi çok kritik. Trezegi ve Pizzi transferleri değerli transferler. Trezegi artık e, az kanat oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum. Pizzi'ye gelince çok yönlü. Hem orta sahada yaratıcı pozisyonda orada son maçta Alexic ve Berkay oynadılar. 8 numara rolünde. Hem orada kullanabilirsin Pizzi'yi hem de gerektiğinde kanat ucumuz sonra kullanabilirsin. Son maçta Deniz Türüç kanat oynadı ki kanat da oynar, orta sağda oynar. O rollerde de kullanabilirsiniz Pizzi'yi. Sol açık, sağ açık, santrifor arkası, 8 numara. Hepsini oynar. Çok yönlü oyuncu. Gerek Portekiz Ligi'nde gerek milli takımında uzun süre o pozisyonları oynadı. Gol ve katkısı da yaptı. İkisinin de eee... Başakşehir eğer Trabzonspor yenebilseydi mesela şu kritik maçta bence zirve yarışları dahil olacaktı. En azından mental olarak dahil olacaktı. Puan farkı yüksek bunun farkındayım ama Başakşehir o gün daha ofansif bir top oynasaydı Emre Belözoğlu. Mesela Emre Belözoğlu'nun tek türlü kariyerinin bence ilk ayar kırıklığı o. Sivas spor maçı diyecektir birçok insan. Sivasspor maçında denedi başaramadı Fenerbahçe. Denedi o gün. Ama Sivas imkan vermedi. Emre Belözoğlu'nun ikinci büyük maçı tek direktörlük maçında baş tek direktör hikayesi Başakşehir Trabzon maçıydı. Başakşehir o gün Trabzon'a karşı kazansa bence şampiyon yarışına artık varım diyebilirdi. Çünkü lideri yenmiş olacaktı. Mental olarak oraya dahil olacaktı. Ama denemedi. Benim bugün Başakşehir'de ayırt ettiğim şey Trabzon'u yenmeyi denememesi bile. Oyunu çok kendi bölgesinde kabul etmesi ve beraberliğe razı bir görüntü çizmesi. Şimdi Trabzon beraberliğe razı olabilir zaten senden 13 puan mı ne ilerideydi. Başakşehir'in beraberle razı olması, pozisyon üretememesi beni şaşırtmıştı o gün. Ee, de kaybettiler sonra. Bu çerçevede artık zirve yarışçısı değiller, şampiyonluk adayı değiller. Ama Avrupa Kupası yarışı içinde tabii ki Pizzi ve e, Trezeg'e büyük katkı yapacaktır. Peki hala kendi grafiklerimize geçelim. Birazdan e, şeye de bakacağız. Medipol Başakşehir'e de ayrı ayrı grafik olarak bakacağız. Öncelikle değerli izleyenler Trabzonspor. Kimler geldi devre arası transfer döneminde? Kimler ayrıldı takımdan? Kuasi'yi söyledik, Edin Vişce az önce siz de değindiniz. Puhaç geldi Almanya'dan, Union Berlin'den. Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör ve Kerem Şen. Ee, Bursa Spor'dan e, gelen 3 genç kardeşimiz. Daha 6 kardeş, bir diğer 2 e, oyuncu daha Emrehan Gedikli. E, ağırlıklı olarak gençlere yatırım yaptığı bir devre arası transfer dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. Ee, diğer taraftan Abdülkadir Parmak Edgari'ye sakatlığı nedeniyle Edgari'ye. Jervinho kez aynı şekilde. Jervinho ile gelecek sezon başında sözleşme imzalanacak ve Yusuf Sarı kiralık olarak gönderildi takımda. İki direkt ilk 11 oyuncusu Solbek Puhaç, Sağ Açık Vişça. İki e, 15-16 kişilik ana tabloya oyuncu Kuasi ve Yusuf ki Türkiye Kupası'nda 11 oynadılar. Ligde de Yusuf zaman zaman dakika alıyor. Kuasi de alacaktır. 4 artı 5 diye değerlendirmek lazım. 5 tane de uzun vadeli transfer. Enis Batuhan, Kerem Taha ve Emrehan. Hem yerli 4 yerliye ihtiyacı olacak olacağı için gelecek sezon hem de e, takımı gençleştirme uzun vadeli plan yapmalarına bu 5 transfer kritik. 3'ü Bursa Spor, biri Altınordu, biri Leverkus'un kökenli. Üçü ofansif oyuncu. Enis Emrehan, Santrfor. Batuhan Kanat oynar, Santrfor oynar. Bir tane stoper Taha U19 milli takımında stoperi. Bir de Kerem. Yani bayağı yaz transfer dönemi gibi. Trabzonspor bir, bir, bir transfer geçirme. dönemi geçirdi. kuasi'nin ilk 11'de başladığını düşündüm. Cornelius yerine. Cornelius yerine, Santrfor olarak mı? Hmm. Hareketli, Ama farklı tipte oyuncular. Farklı tipte. Bazı maçlarda neden olmasın? Bazı maçlar mahşer... veya da bazı maçların bazı bölümlerinin. Çünkü Cornelius oyunu 3. bölgeye yığdığın zaman Cornelius'a dokunmazsın. Niye? Stoperleri meşgul ediyor. Kuvvetli. Kenar ortası yaptığın zaman bazen çağrı üretemiyorsun. Hem boyu uzun hem iyi pozisyon alıyor ve iyi sıçrıyor. Yerden kenar ortası yaptığın zaman ayağını, dizini, sırtını falan sokabiliyor. Mario Gomez gibi mesela. Mario Gomez'in de öyle bir özelliği vardı ceza alanına gözü kapalı atıyordu Beşiktaşlar topu. Görmüyorlardı bile Gomez'i. Çünkü düşünüyordu Gomez bir şekilde ayağını sokar oraya. Dizini sokar. Kafasını vesaire. Aynı Kafasını böyle. sokar. Sırtını bir şekilde o topa dokunurdu. Yapıyordu Cornelius da zaman zaman kuvvetli olduğu için ve güçlü fizikli olduğu için doğru pozisyon olursa bir şekilde o, o topa dokunmayı başarıyor. O yüzden oyunu 3. bölgeye yığıyorsan durum berabere ise gole ihtiyacın varsa Cornelius. Ama skoru buldun. Topu paylaşmaya başladın. Hatta rakibin daha fazla topa sahip olmaya başladı. Sen oyunu biraz yarı alanda kabul etmeye başladın. Siyopisler, Beratlar, Dorukanların sayısı arttı sahada. E rakip takım savunmayı öne çıkardı. O zaman Kuvasi. Çünkü ama boşluk verecek rakibin. Sade, dün akşam koşucu oynaymış. Oynaymış. sadece koşu özelliği değil tamam koşu özelliğini de kullandı. Maçın hemen başında aldı topu metrelerce sürdü. Koşu özelliğini de kullandı ama daralandı da son derece etkili bir oyuncu. Tabii tabii iki gol attı şimdi ama Denizli Spor attı. Biri sayılmadı. Bunları da yapabilir ama Cornelius da kıyasladım. Daha ziyade herhalde ana plan oyuncusu Cornelius olmaya devam eder. Valla ilginç bir maç olabilir. Öyle bir 11 ile Ne güzel öyle bir rekabetin olması bir takım Krabbe için değil mi? Açısından. Böyle oyuncuları olması. İkinci sırada Fenerbahçe. değerli Daha izleyenler. Koyta da var yani. Tabii. Canini de var. Var. Hatta Enis ile da aldılar. Bir pozisyon için 6 tane alternatifi var artık. Ve dediğin adam Joker de oynuyor. Orta sahada oynuyor, kanatta oynuyor. Oynuyor Tabii. da oynuyor yani. Yani rotasyonun kuvvetine bak. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de kimler geldi? Kimler ayrıldı takımdan? E, Ozan Tufan malumunuz kiralıktan geri döndü. Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Fatih Şanlı Türk, Sinan Gümüş, Allahyar, Sadiyan e, Sayan Maneş ve Bartu Kulbilge bu transfer döneminde, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan isimler oldu. Şimdi özellikle bir oyuncuya burada dikkat çekmek istiyorum. Hangisi? birazdan anlayacağım. Şimdi daha önce de bu Fenerbahçe'nin bek rotasyonuyla ilgili e, analizi yapmış ve Fenerbahçe kargaşayı çok sembolik bir şekilde temsil ettiğini anlatmıştım. Şimdi Erol Bulut geldi. Geçen sezonun başında göreve geldi. Çok eski değil ya. Bir buçuk yıl önce göreve geldi. Fenerbahçe Dirar, İsla ve Hasan'la yolları ayırdı. Dört yeni bek transfer etti. Doğru. Gökhan Caner, Novak, Nazım. Yepyeni bir bek rotasyonu kurdu. Erol Bulut, Emre Belözoğlu bu bekleri kullandı. Hatta Emre Belözoğlu Ozan'ı da kullandı orada. Sezon bitti. Vito Pereira geldi. Ya bu dört bek geçen sezon başında gelmiş. Vito Pereira hiçbirini beğenmedi. Hiçbirini kullanmak istemedi. İkisi de yolları ayırdı. İkisi alternatif oyuncu oldu. Hangi bekleri kullandı kanat bek olarak? Samuel. Fer Ferdi. Muhammed. Bak sezon başı hatırla. Samuel, Ferdi, Muhammed. Üçlüsünden ikisini kullanıyordu. Zaman zaman da Muhammed başlıyordu Sol kanat bek ya da sağ kanat bek olarak. Vitor Pereira gitti. Bugün itibariyle İsmail Kartal, Samuel ve Ferdi'yi kendi ağzından açıkça ben bunları açık oyunu olarak görüyorum. Bek transferi istiyorum dedi. Bek transferi yapamadığı için hala onları zaman zaman bek kullanıyor, zaman zaman açık kullanıyor. O sahayı açık başlattı. Sonra bek'e aldı. Muhammed de kiralık gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu organizasyonlardan biri yanlış arkadaş. Belki Pereira'nınki yanlış, belki İsmail Kartal'ınki. Ama ikisi birden doğru olamaz. Birisi geliyor diyor ki Gökhan Caner, Novak Nazım hiçbiri benim için kafi değil. İşe yaramıyor, Ozan benim da işime dahil. yaramıyor i̇şime yaramıyor. Ben bambaşka Ferdi Samuel Muhammed'i kullanacağım diyor. Tek direktör değişti oluyor. Öbürü geliyor diyor ki ben Ferdi Samuel'i bek olarak görmüyorum. Muhammed de istemiyorum. Muhammed de kiralık gidebilir. Ya bir kulüp böyle yönetilirse çok para kaybetmesi de doğal, başarısızlık da doğal bir kulübün hafızası olur arkadaş. Bu kulübün Fenerbahçe'nin hafızası yok. Fenerbahçe Alzheimer gibi davranıyor. Her gelen kendi kafasına göre yepyeni bir plan yapıyor ve bu maliyetli oluyor. Maliyetli olduğu Hep gibi başarının da yolu maddi. bu değil. Her gelen orada herhangi bir yapı yokmuşçasına, bir altyapı yokmuşçasına sıfırdan yapı inşa etmeye kalkarsa başarılı olamazsın. Her gelen gelip orayı darmadağın ederse. Ya Pereira'nın yaptığın doğru olmasın ya İsmail Kartal'ın yaptığın doğru olmasın ya Erol Bulut'un. Hepsi birden doğru olamaz çünkü bambaşka şeyler yapıyorlar. Erol Bulut diyor ki benim beklerim Gökhan Caner, Novak Nazım. Pereira diyor ki benim beklerim Ferdi Samuel, Muhammed. İsmail Kartal diyor ki benim beklerim ben Ferdi ile Samuel'i bek olarak görmüyorum. Novak Nazım mümkünse artı bek istiyorum diyor. Muhammed'i de bek olarak görmüyorum diyor. Kiralık gönder. Bir kulübün bu şekilde bu hafızasızlıkla, bu Alzheimer haliyle başarıya ulaşma şansı yok. Ali Koç'un önce yapması gereken Fenerbahçe'yi bir hafıza kartı tanımlamak. Belki bir sportif direktör olabilir. Gelen tek direktör diyecek ki bir dakika. Bir bizim, dakika arkadaş. Bizim, bir bizim beklerimiz bunlar. Hepsini birden çöpe atamayız. Bizim bir sistemimiz var. Bir, bir yıl önce aldık bu bekleri. Veya İsmail Kartal geldi diyelim ki sport direktör diyecek ki bir dakika. Pereira'nın bazı kazanımları var mesela. Bunların bunların doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunlar üzerinden yürümeyi düşünüyoruz. Senin için uygun değilse seninle çalışmayalım. Ama her gelen tek direktör ben geçmişte yapılan hiçbir şeyi beğenmiyorum. Yepyeni bir şey inşa edeceğim derse bu, bu kulübün sağlıklı bir şekilde yürüme şansı yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Beşiktaş'a geçeceğim. Lütfen. Gelsin efendim Beşiktaş'ta e, kimler geldi? Devre arasında kimler gitti? E, Kerem Kalafat bir e, şeyi tamamladı. Kiralık sözleşmesini Geri tamamladı. Geri çağrıldı daha doğrusu. Geri çağrıldı e, Uşak Spor'dan ve bek olarak Rozier'in de yokluğunda muhtemelen bu akşam forma giyer mi karşılaşmada? Rozie Beklenti o yönde Rozier yok. çünkü. Evet sakatlığı olduğu gerekçesi yok muhtemelen. Sahada izleyebiliriz bu akşam Kerem Kalafat'ı. Gidenler ise Beşiktaş'ın doğrusunu söylemek gerekirse hiç verim alamadı. Belki büyük beklentilerle değil ancak Beşiktaş'ın orta sahasında önce Sergen Hoca'nın sonrasında da Önder Hoca'nın ihtiyaç duyacağı bir role soyunması beklenen Salih Uçan. Evet. Takımdan ayrıldı. Ya hiç verim alamadı Beşiktaş. 8 maç galiba oynadı değil mi? 8 ya da 9 maç öyle oynadı. Mi? Bilemiyorum ama şunu biliyorum. Ligin ilk maçında ilk 11'de onu biliyorum. Doğru. İlk 8 hafta öyle devam etti Dolayısıyla zaten. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın planlarında vardı. E çünkü 3 yerliye de ihtiyacın var 11'de. Sergen Yalçın sezon planlamasını yaparken oraya Salih transfer ederken ben bu yerli kontenjanlarından birini sık sık Salih'ten yana kullanırım diye düşündü. Salih yani Beşiktaş'a oynatılmamak üzere değil oynatılmak üzere transfer edildi, getirildi. Ama gerek Salih o seviyeyi yakalayamadı, gerek forma istikrarı sağlayamadı. Ne derseniz deyin, Başakşehir'e gitti. Başakşehir'de daha fazla oynayıp tekrar o Alanya'daki seviyesine Peki, ulaşmasını umalım. Salih Uçan özelinde Fenerbahçe'de oynarken geleceğin en yetenekli oyuncularından bir tanesi ve buna ilişkin de doneler veriyordu sahada oynarken. Evet. E, orta sahada virtüöz vesaire falan. E, sonra İtalya'ya gitti. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Bir türlü o beklentileri, o patlamayı yapamadı. Acaba biraz fazla mı potansiyel yüklendi? Beklenti yüklendi Salih'in üstüne yoksa o potansiyel hala duruyor mu? Şimdi 18 yaşında Salih Fenerbahçe'nin as oyuncusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale giderken Fenerbahçe, Salih Uçan Avrupa Ligi'nde iki gol attı o sezon. İki kritik gol attı. Bir tanesi de müthiş goldü, aşırtma. Yani sadece Dur. kendini yerel arenada değil, uluslararası arenada ispat etti. Bir oyuncu 18 yaşında Fenerbahçe'de, ligde ve Avrupa'da bu kadar oynuyorsa sonraki sezon ne beklersin? oyunculuğa ile ilgili. Ana plan, ana kart oyuncularından biri olmasını beklersin değil mi? Öyle olmadı. Ersun'a geldi. Ersun'a geldi. Benim elimde Mehmet Topal var. Benim elimde Raul Meireles var." dedi. Salih Uçan'ı kullanmadı. Dolayısıyla şu anda mümkün olsaydı keşke keşke Yanal'a sorabilseydik. Salih neden kullanmadı? Yeterli mi görmedi? Yoksa hani bunlar deneyimli, benim deneyimliğe ihtiyacım var. Ben şampiyonluk istiyorum." dedi ki şampiyon da oldu. O yüzden Mehmet Topal'ı Raul Meireles'i tercih ettim." de diyebilir. Oynamayan Salih'in 18 yaşında oynayıp 19-25 yaşında oynamayan Salih'in zaten gelişmesini bekleyemez. Sonra advokat geldi. Advokatta e, Ozan ve Salih ikisini birden ya bunların mental seviyeleri iyi değil. Bu mental seviyeyle fena başlıyor. Oynayamazlar diye yorumladı. Ben bizzat konuşmuştum advokatla. Salih ile Ozan'ın mental desteğe ihtiyacı var dedi. Onların oynaması için dedi. Salih. Bu arada zaten rotasını Roma'ya çevirmiş. Ama Roma doğru bir istikamet değildi. Çünkü o pozisyonda Roma'nın harika bir kadrosu vardı. Efsanevi oyuncuları vardı. İsviçre'ye gitti. İsviçre'de kendini gösterdi. Doğru takıma gidince kendini gösteriyor. Yanlış takıma gidince soluyor. Bu çerçevede Beşiktaş'ın da yanlış takım olduğunu mu düşünmemiz lazım? Halbuki hem takım olarak hem de hocası olarak son derece avantajlı. Aslında yanlış takım diyemiyorum. Yani. Salih bu kez sanki kendi gösteremedi. Çünkü artık genç oyuncu da değil. 27 yaşında. Ana plan oyuncusu ya, olman lazım artık. Onu hani backuplayan nasıl denir? Yedekleyen. Yedekleyen değil. Onu e, arkasında destekleyen de bir, bir hocası teknik vardı. Bir Ve hoca da yani büyük bir isimdi. Evet. Bu kez Salih kendine bakacak. Umarım Başakşehir'de daha iyi performans gösterir. Ben Salih Uçan'ın hani Sergenci tarafından şans da verildi ama o şansları çok doğru kullandığını düşünmüyorum. Belki heyecan. Belki yüksek baskı. Belki Beşiktaş'ın kötü gidişatı birçok oyuncu olumsuz etkiledi. Belki onu da olumsuz etkiledi. Bilmiyorum. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Aydın Asiş'te yine e, kiralık olarak başka bir takıma Ümraniye'ye gitti galiba değil mi? Yatan daha önce Or orada da başarılı olmuştu. Evet. Herhalde tekrar bir rehabilitasyon süreci Hasiç için. Sırada Galatasaray var. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Hasice de Beşiktaş yönetimi, Dur. teknik yönetimi güvendi bu arada. Son Hatta gün, transferin Sergen son şey gününde. Bize şaşırttı performansıyla. Evet. Planlarımızı değiştirtti bize demişti. Değişen plan neydi? Boydu dışarıda evet. bırakmıştı. Boydu 14 yabancı kontenjanına almayıp Hasiç'e lisans çıkartmışlardı ki yani ki sert bir hareket. Öyle oynamıştı Ciddi ama. Ciddi bir hareket. Hasic aldı yani. Ama sakatlıkta sakatlık da yaşadı sonra. Hasic için tekrar Tek olması zaten, evet. umuyoruz. Galatasaray var değerli izleyenler sırada. Galatasaray'da gelenler ve gidenler. Buffett'in bir Gomis, Inyaki Penya kaleye de takviye yapıldı. Orta sahaya Erik Pulgar, savunmaya Semih Kaya ve ee, sakatlıktan tekrar geçmiş olsun diyelim. Omar El Abdullayi geri döndü, lisansı çıkarıldı. Ee, Omar El Abdullayinin ve diğer yandan gidenlere baktığımızda Emba Cagne iki yıldız var yanında. Onun da notu altta görüyorsunuz. Yeni sezonda sözleşme imzalanacak. Yani yollar ayrılmış değil. Sadece sakatlığından dolayı. Tahmin ediyoruz. Dün de belirttiğiniz üzere biraz daha uzun sürecek galiba, ee, galiba. Mart ayı sonu vesaire gibi iddialar var konuşuluyor. Geçmiş olsun. inşallah sağlıklı bir şekilde en hızlı şekilde sahalara döner ama bu sezon için sözleşmesi feshedildi. Önümüzdeki sezon yeni sözleşme imzalanacak. Yedlin gitti. Asensio. Asensio hani ne bileyim üzerine ne kadar konuşulabilir? Asensio ile alakalı neden geldi? Niye hiç forma şansı bulamadı, hiç mi gelişemedi. Neden gitti vesaire birçok şey evet. konuşulabilir ama Luyendam'a gitti, Aytaç Kara gitti, Oğulcan Çağlayan dün de değerlendirdik. İlginç hani Galatasaray'ın uğruna e, mücadele ettiği ve e, hesapladığından daha fazla bir para ödediği oyuncu sessiz sedasız ayrıldı takımdan. İlginç Berke Balaban, Cese Sekidika ve Atalay Babacan herhalde Atalay da daha fazla forma şansı bulamayacağını tahmin ederek bu ara transfer döneminde Doğru. Hatta Bartu da buraya. Evet halen Galatasaray'ın oyuncusu ile, ama sezon sonu itibariyle eklenebilir. Marsilya ile anlaştığı için. Ama bu ara transfer dönemi Ama kullanmayacaklarını da ifade ettiler Bartu. Belki eklenebilirdi değil mi? Kullanmayacaklarına göre o da ekleyebiliriz. Bartu da eklersek 4 tane merkez orta saha oyuncusu gitmiş oluyor. Asun Sao, Aytaç, Atalay ve Bartu. Bartu de en problem. oyuncu oluyor bu arada. 10 oyuncu oluyor. 4'üne merkez orta saha oluyor. Galatasaray'ın en problemli olduğu yer bana sorarsan. Taylan Berkan bölgesinde Asuncao Aytaç, Atalay ve Bartu gitmiş. Oraya Pulgar eklenmiş. O dikkat çekici. Galatasaray'ın bu sezonki ana probleminin merkez orta saha olduğunu gösteren bir başka veri olduğunu düşünüyorum bunun. Bu haftada okuduğum kadarıyla eğer tahminler doğru çıkarsa bizim dün konuştuğumuz gibi Pulgar Çikaldağ orta ikilisi deniyormuş. Torrent. Ön tarafta başka oyuncu olacakmış. Çünkü ön tarafta şimdi seçenekler arttı ya. Gomis ekleniyor, Mustafa Muhammed ekleniyor. Halil düşünebilir. Halil i̇şte daha Feguli, çok yazılmış. O... Kerem, e, Emre Kılınç. 6 oyuncu saydık. Zaten dört forma var ön tarafta. Bunların içinden dört tane seçecek ve merkezde Pulgar Çikaldağ'ı kullanacak diyorlar. Arkasında, Bence en doğru seç. Arkasında eğer Pulgar ve Çikaldağ oynayacaksa önde Feguli'nin oynaması daha mantıklı. Orada şöyle bir sıkıntı var hocam. Üç yerli kim oynayacak? Aslında ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi tabii işler değişti. Şimdi işler değişti. Çünkü Kerem'i yazdın. Kalecin de artık yabancı. Evet. Savunma dörtlüsü içinde Ömer'e fırsat oldu. verirse iki. Ön tarafta Kerem olursa 3. Yok. Kerem bir. Ömer iki. Üçüncü kim? Aa, iki tane sahibim değil mi? Sorun var yani. Sağ kimi koyacak? Belki Halil'i koyabilir. Kanatların birisini. İşte bir şekilde onu çözmesi gerekiyor. Yani Feguli'yi Gomis'i, Mustafa Muhammed ve hepsini bir arada oynatayım yani diyemiyorsun. Gomis'i koyduğunu varsayın. Arkasında şey, siz söyleyin, e, Fegoli. Orta saha Fegoli, Pulgar ve Çikaldağ. Savunma dörtlüsünde solda Ömer oynayacak. Ömer, Kerem. Ön tarafta Halil mi Ömer, Kerem. Ön da belki kanatlardan birisi. Ha, anladım. Halil'i o şekilde koyabilir. çözülüyor. Koyabilir. O zaman üç kişi o, o şekilde çözülüyor. olabilir. Ya yani öyle bir sorun Biraz da zorlama ortaya. mı oldu bu? E zorluyor 11. tabii. Galatasaray 3 yerliyi bulmaya zorluyor. Çünkü transfer planlamasında e, çok dikkate almadılar bu detayı. Ya da Berkan Taylan'dan biri oynamak zorunda kalacak. Belki, belki de de. öyle olacak. Öyle de bir Bazı Berkan değil de Taylan'ın belki oynamaya devam edeceği de yazılıyor yine o orta saha üçlü kurgusunda. İşte bilemiyorum. Yani iki, hangisine koysan olur ikisi de çok Ama kötü. Ama Çıkal Davi de orada denedi. Çok fark etmeyecek. Geçen hafta pek verimli de olmadı yani. Çıkal Dağı'yı yani 10 numarada denedi. Olursa, evet. Çıkal Dağı'yı 10 numara pozisyonda yönetti. 10 numara pozisyonda Çıkal Dağı çok fazla topla buluşamadı. Evet. 22 kez topla buluşabilmiş. Dolayısıyla Çıkal Dağı'nın evet, 8 numaraya kayması lazım. Yani Berkan Taylan'ın oynadığı merkez ikiliye kayması lazım bence daha fazla topla buluşması için. Yoksa Çıkal Dağı kayboluyor. Verimsizleşiyor. Verip, tabii. O yüzden Pulgar Çıkal Dağı ikilisi düşünülebilir. Bence de denenebilir. O zaman belki Halil'i oraya kaydırıp işte ben ön arkasına, tarafta ön tarafa. bir yerli bulması lazım. O zaman Halil her koşulda forma bulacak diyebiliriz değil mi? Haksızlık ettiğimiz kimse var mı? Atladığımız kimse var mı? Şöyle bir düşünün. Şimdi eğer savunma dörtlüsünde bir sürpriz olmazsa. Bir sağ unutuyoruz. Sağ kanadı. Emre Kılınç. İşte Emre Kılınç'ı önde Kerem Kulıncı. Emre. Tabii. Ömer'le çözülebilir. Doğru. O zaman şey de oynatırsın. Çıkal daha e... Bu hafta oynayan yerler Bu... yerler onlardı zaten. Çıkal daha Pulgar, Feguli orta sahasında kurabiliyorsunuz Doğru. Doğru. Patik Fenerol't olmaz ama. <laughs> Ömer oynuyor zaten. Fananolta ya yer kalmıyor ya da Sabek oynama ihtimali var. Olabilir. Ee, ne, Galatasaray var mı? Eklemek istediğiniz Galatasaray ile alakalı Konya Spor'a gideceğim. Omar da döndü bu arada Sabek evet. olarak. Geçebiliriz tabi. O zaman efendim İttifak Holding Konya Spor'da ara transfer döneminde neler oldu? Gelenler Hamilton, Uğurcan, e, Antalya Spor'dan geldi Hamilton, e, Adana Spor'dan Uğurcan e, yazgılı ve Alberk Koç, Çaykur Rizespor'dan sol bek takviyesi olarak. Gidenler ise Serdar Gürler, Artem Kravets, Kravets ve Alper Uluda. da. E, Serdar Gürler herhalde o hücum gücü anlamında takımı... Tabii. E, Sarsan Yıldızı dediğim Yıldızıyla ama takımı. zor durum Gerçi o da haksızlık olacak. Kimse kimseyi zor durumda bırakmıyor. Profesyonel dünya bu. Eksiltme diyelim hücumda. Hücum gücünde eksilme olarak Serdar Gürler'i sayabiliriz herhalde. Takımın yıldızıydı tabii. Serdar Konya Spor onu tutmak istedi ama Serdar ayrılmak istedi. Serdar rotasını Başakşehir'e çevirdi. Dolayısıyla oraya Hamilton takviyesi yaptılar. Hafta sonunda ligde Hamilton ve Mihalak oynamıştı kanatlarda. Daha önce Serdar, Bütici ilk yarıda daha fazla tercih edilen kanat ikilisiydi. Ee, Uğurcan bir ön libero ama stoper de oynayabiliyor. Stoperde malum Ahmet de kaybetti Konya Spor. Orada Adil, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Adil Abdülkerim Aniçiç opsiyonları kaldı. Aniçiç de kupada oynadı. Uğurcan'ın ve Oğulcan'ın ön da oldukları gibi stoper de oynayabilirlikleri var. Oraya rotasyona katılmış oldular. Alper Solbek gitti. Alberk sol bek geldi. geldi. Direkt zaten alternatif sol bek değişmiş oldu. Yani Gilerme'nin alternatifi değişmiş oldu. Konya için kadroda sayısal olarak bir zenginleşme ya da fakirleşme yok ama kalite anlamında tabii biraz zayıfladı Konya. Serdar ve rahmetli Ahmet de kaybettiği için. Buna rağmen hocanın ve de takımın performansında da performansı mı en azından kazanmaya devam ettiler öyle söylemek herhalde. En kısa kestirme yol olacak bunun içinde. Evet onlar da 1-0 1-0 kazanıyorlar. Lazım. Ee, şimdi de sezonun en kritik dönemine giriyorlar. Önce Trabzon'la oynayacaklar. Bu hafta sonu. Trabzon'u yenerlerse puan farkını Deplas altıya bandalar. düşürecekler. Deplasmanda ama sonuçta deneyeceklerdir. Neden denemesinler? Yani hayal kuracaklardır. Hayal kurmazsanız bu sporu yapmanın bir alemi yok. Peki yeri gelmişken şunu hemen soralım. Trabzonspor, Konyaspor devam edeceğiz transferle de. Hemen aklıma geldi. Ekstra bir parantez açmak değil konuyla alakalı olarak e, Trabzonspor'un herkesin ağzında şu var. Kiminle konuşursanız muhtemelen şunu söylüyor: Trabzonspor iyi oynamıyor ama kazanıyor, değil mi? En kısa cümle. Bölüm bölüm. Bölüm i̇yi. bölüm. İyi oynamıyor. Bazen iyi oynuyor ama maçın geneline yaymıyor. Sonuçta kazanıyor. Bir zayıf kardı mı var Trabzonspor? Şimdi Trabzonspor'un yoksa o bahsettiğiniz iki bir ayrı oyun planı var. Bir sıfır oynama isteği, arzusu, o. felsefesi mi mesela? Bu bir strateji zayıf karından ziyade strateji. Abdullah Avcı iki tane oyun geliştirdi. Ligin ilk 9 haftasında full dominant bir strateji geliştirdi. Hep rakiplerinden Doğru. daha fazla topa sahip oldu, daha fazla şut attı. Ama Göstöver maçı ile beraber yedir, ama daha fazla attı. pragmatik bir B planı da yarattı. maçı maçıyla beraber Göstöver maçı, Adana Demirspor maçı, Beşiktaş maçı, Karagümrük maçı, Konya maçı hepsi yazılabilir. Trabzonspor'un maç içinde bölüm bölüm dominant oynadı, bölüm bölüm pragmatik oynadı. Ki eksik kaldığı maçları da bir kişi eksik kaldığı maçları da bahsettiniz. Aynen öyle. Bazıları 11-11, bazıları 11-10. 9 maçla 15 maçı ayrı ayrı değerlendirmek lazım o zaman Trabzon'un hikayesinde. Ee, o yüzden Konya Spor'a karşı da Trabzon müsabakanın büyük bölümü 0-0 giderse dominant oynamasını ben bekliyorum. Daha fazla topa sahip olmasını, o A planını sahaya yansıtmasını ama mesela erken gol bulurlarsa, 1-0 bulurlarsa aynen hafta sonu Kasımpaşa maçında olduğu gibi acaba vites mi küçültecekler? Pragmatik plana mı gidecekler? Yine Siopis mi girecek oyuna? Berat mı girecek? Onu bilmiyorum. Bu durumda da eğer öyle olursa Konya Kasımpaşa maçın hikayesini değiştiremedi ama Konyaspor değiştirebilir. Çünkü Konyaspor bu sezon geriden gelmeyi de becerebilen bir takım. Maç içinde büyüyebilen bir takım. Maçların sonunda iyi oynayabilen bir takım. O yüzden bilmiyorum Trabzonspor Konya'nın hikayesi ne olur ama şunu da ekleyebiliriz. İlk yarıdaki maça bakarsan ilk yarıdaki maç Trabzon-Konya maçı çok gelgitli maç oldu. E, ee, Trabzonspor biraz şanslıydı. Konya öne geçtiği bölümlerde bile vitesi küçültmemeye çalıştı. Büyük takım gibi oynamaya çalıştı. O yüzden Konya'nın yine ilk yarıdaki 2-2 biten maça bakarak yüksek özgüvenle Trabzon'a karşı oynayacağını düşünüyorum. Şimdi yenerlerse olur da yenerlerse kolay bir iş değil tabii Trabzon. Trabzon 51 yapacak. Ki, Ligde galiba yok Trabzon'un iç yok. Konya bir ilki başarırsa, Trabzon'u yenerse, puan farkını 6'ya düşürürse bir maçı eksik. Önündeki 10 günde o eksik maçı da oynayacak Başakşehir'le. Önce ligde bir maç, ondan sonra salı günü, 22 Şubat salı günü Başakşehir'le oynayacak. Çok zor bir fiksür. Tabii kolay fiksür değil bunun farkındayım. Ama bu zor fiksürden olur da başarılı çıkarlarsa, kayıpsız çıkarlarsa 3 puana düşürme ihtimalleri de var. Kolay değil. Ne Trabzon'u yenmek kolay ne Başakşehir'i yenmek kolay. Doğru. Çok iyi takımlar. Ama olur da başarırlarsa hayal kurabilirler. Şu anda ben Konya sporlu futbolcuların bir kafede otururken, birbirleriyle konuşurken, yemek yerken, çay kahve içerken bunları konuştuğunu tahmin ediyorum. Hayal ediyorlardır. Niye etmesinler ki etmeliler zaten. 3 puana indiri bir anda aradaki fark. Böyle bir ihtimal var de. matematik olarak. Matematik olarak Başakşehir'in böyle bir şansı yok. Matematik olarak Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın böyle bir şansı yok. Kendi elinde Konya'nın. Sadece kendi maçlarını kazanarak 22 Şubat akşamı saat 22'de. Aa enteresan bu arada. 22 2 2022. Eyvah söylemeseydin keşke. Ama enteresan Konya için. Evet. Hayal kuracağı yer orası çünkü. <laughs> 22 2 22, 22 saat 22'de Konya'nın hayal kurma şansı var. Puan farkını sadece kendi maçlarını kazanarak 3'e düşürme şansı var. Söylemeseydin keşke derken şeyden bahsediyorum. Hani o tarih özel bir tarih. Herkes sosyal medyada sağda solda pazarlama modeli Konuşlar, olarak evet. kullanıldı. İşte şu tarih bu tarih falan. O anlamda söyleyeyim yoksa isteyen istediği anlamı atfedebilir tabii ki yani. Ben 11 1 11'i yaşayamamıştım. 14 saatin uçakta geçirdim. Los Angeles'tan İstanbul'a 10 saatte saat farkı var. 11 1 11'i yaşamadım uçaktaydım. 22 2 22 yaşamayı umut ediyorum. <laughs> Peki e, hep beraber muhtemelen olacağız e, Umarız. sevgili Uğur Bey'e. Şimdi eğer tamamladıysak Konyaspor'u e, ligimizin üçüncüsüne geçeceğim. Tabii. Adana Demirspor var efendim. E, sırada, Vincenzo Montella ile çok iyi işler yapan ve üçüncü sıraya kadar puanını 40 yapıp üçüncü sıraya kadar yükselen Adana Demirspor Mustafa kapı geldi Lille takımından. Siz daha önce bahsetmiştiniz e, orta sahaya bir şey olarak katkı olarak az önce Konyaspor'dan Alper Uludağ aldığını belirtmiştik. İsmail Çok Çalış, ee, Karagümrük takımından Erhun Öztümer, Loic Remy ve Damian Djokovic Çaykur Rizespor'dan iki oyuncu bir e, santrafora bir de yine orta sahaya ön libero mevkine evet e, takviye yaptı. Çelik ve Eze takımdan ayrılan oyuncular oldu. Eze'yi kiraladılar yanılmıyorsam, değil mi? Zaten santrafor bölgesi kalabalık adına demirim. Remy'i de aldılar oraya gerek Balotelli gerek Asan Bolongo süper gidiyorlar. Sezonun belki de ma en, iyi santrafor ikilisi muhtemelen. Ee, gole yaptıkları katkıyı topladığın zaman biri 17 biri 15'ti galiba. Dün mü vermişti? Vargas'la mı karıştırdık acaba ikinciyi? Yok Vargas kanat oyuncusu. Yok Asan Bolonga'nın da 15'ti. O var mıydı o kadar? Vardı vardı. Şey hatırlıyorum da. 3 Adana Demirli vardı ilk 20'de. Balotelli, Vargas ve Asan Bolonga. Gol öncesi yaptıkları katkı ikisi de santrifor doğru, topladığın doğru. zaman iki santrifor anlamında belki de ligin en iyisi olabilir. O grafik hazırdır. Hemen bulabilir miyiz dostlar? Uğur Meker'in bahsettiği. Tamam. Emin olamadım şimdi. Eze de orada şans bulamadı. Gitti. Zaten gittiği yerde çok iyi başladı. Hattrick başladı. Aldıklarına baktığın zaman İsmail çok çalış dikkat çekici. Galatasaray'da da geçiyordu. Bursa'nın Umut eden oyuncularından biriydi. Sabek. Ama rotası Adan Demir oldu. Adan Emir genç bir oyuncu. Yerli bir oyuncu. Kadrosuna katmış oldu İsmail çok çalışır. Evet yaşında. 2 tane. Ha, Uğur Bey. Şuradan evet doğru söylüyorsunuz. 16 imiş. 16, ya. 16 Yani Balotelli ile beraber 33 oluyor. Golle biten hücum değer alma toplam. İki Santrifor başka var mıdır bir takımın 33 yapabilen? Bence yok. Vargas'a bakar mısın? Ama Vargas kanat ya öz onu katmadım. Yok yok o anlamda demiyorum. Katkı olarak söylüyorum. Evet müthiş. Yani de, buyurun devam edelim. O tez doğrulanmış oldu. Evet. İki santriforunun, bir takımın iki santrforunun toplamda golle biten hücumda yer alma istatistiği de Adana Demir lider. Ligde. Adana Demir iki tane merkezi takviye yaptı. Erhun ve Djokovic. Çalışkan oyuncular, yürekli oyuncular. Erhun özellikle top kazanma, serseri top kazanma, pas arası yapma. Ee, o şekilde dikkat çekmişti Karagümrük'te. Djokovic de öyle. O rotasyonu biraz genişletmiş oldu çünkü Gökhan İnler e, son İstanbul'u deneyimli ama oraya biraz da e, enerji aşısı yapmış oldu. Adana Demirspor diyelim. O zaman Aytemiz Alanya Spor yani ligimizin dördüncüsü gelsin ekrana. Çok hareketli bir ara transfer dönemi e, olmadı. ya yani olması gerekiyor anlamında değil. Planlı programını yapmış Francesco Farioli. İki oyuncu birisi Bursa Spor'dan Emirhan Aydoğan, bir diğeri Eyüp Spor'dan Eren Yardımcı. Bir merkez orta saha, bir de Santrafor'a takviye yapıldı. Babakar, Ahmet Yıldız orta sahadan bir oyuncu gitti. Yusuf Özdemir ve Bulutan Bulut, dört oyuncu da yolları ayırdı. Alanya Spor'un en büyük transferi, belki de en büyük kazancı e, Efecan'ı kaybetmemesi. Davidson'u kaybetmemesi. Çünkü transferin son gününe kadar Davidson. onlarla ilgili söylenti vardı. Evet. Efecan'ın Fenerbahçeli Hatta bitti deniyordu Davidson Davidson içinde. da Asya kıtasından bir takımla e, flörtü transferin son gününe kadar sürdü. Efecan ve Davidson'u kaybetselerdi e, son dakikada onların yerini doldurmak da hiç kolay olmayacağına göre Alanya için hikaye değişebilirdi. Avrupa kıvır umudu olan bir takım için hikaye değişebilirdi. En büyük transferleri Efecan ve Davidson gibi starlarını kaybetmemeleri bunun yanında da Erencan bir santrfor olarak. E, özür dilerim. Çine e, söz konusu ülke Çin olduğu için Davidson'un şeyi Transfer hala devam ediyor. şeyi sürüyor. Hala devam sürüyor. Evet doğru. Kaybetmezlerse eğer diyelim. Şu ana kadar kaybetmediler. David e, Davidson'u ön tarafa Erencan bir opsiyon olarak genç santrfor. Orta sahaya da Emirhan deneyimli bir oyuncu. Bursa Spor'da bu sezon ligde Türkiye Kupası'nda oynuyordu. Emirhan'ı katmış oldular. E, orta sahadan zaten Alanya Uzun zamandır oyuncularını kaybediyor. İşte önce Bakasetas'ı kaybettiler, sonra Salih'i kaybettiler, sonra Berkan Kutlu'yu kaybettiler. Şimdi Efkan Nova iş oynuyor orada. Emirhan da oradaki rotasyonu güçlendirecektir. Yunanistan demişken Göztepe, Yunanistan'dan kaleci aldı değil mi? Birazdan geleceğiz Göztepe'ye. Yunanistan mı dedik? Yok yok Bakasetas demişken özür dilerim. Bakasetas dedik tamam. Bakın, Ozan Tufan öyle geldi. çağırıyordur muhtemelen onu. Yunanistan diye çağırıyordur. <laughs> Biliyorsun Pelkas'ın ismini hatırlayamamış Yunanistan diye seslenmiş. Senin de öyle oldu tam onun bir Abi, benzeri bir oldu. Böyle bir çağrışım oldu evet. Medipol Başakşehir değerli izleyenler. Serdar Gürler, Emre Çolak, Salih Uçan az önce de aktardık gazeteden Trezege ve Pizzi. Gelen oyuncular Vişçe'yi kaybetti. Juli. Ayrılı takımdan Azubuike Ahmet Kutucu, Emre Kaplan, Miguel Vieira, Pong ve Enzo Crivelli. Enzo Crivelli ile alakalı bir not. Kiralık sözleşmesini feshetti ve Senteti anlaştı Crivelli. Ya Wisha dışında kullanamamıştı zaten listedeki oyuncuları. Julie mesela çok beğendiğim bir oyuncu benim. Doğru. Göster çok iyi performans göstermişti. İkiz kardeşi de Almanya'da çok iyi gidiyor. O da orta saha oyuncusu. Julie'dan verim alamadılar. Azubuike'nin de pozisyonu kalabalık. Mahmut orada zaten yaşsız bir oyuncu. Çok fazla fırsat vermiyor. Ahmet Kutçu çok genç. E ön tarafa Pizzi geldi, Trezege geldi, Serdar geldi. Yani artık oynama şansı yok gibi. krivel de benzer şekilde. Santifor önünde Okaka o kadar iyi gidiyor ki. Orada Başakşehir'in zaten e, rotasyonu güçlü. Atabey'e güveniyor. Emre Hoca. Gulbrandsen de Santifor oynayabiliyor. Krivelli o rotasyonda geriye düştü. Bu koşullar çerçevesinde Vistia dışındaki oyuncular zaten kadro şişkinliğini azaltma anlamına geliyor. Vişça tabii ki çok büyük kayıp. Süper Lig'de kış transfer döneminin en ışıltılı hareketi. Vişça'nın Başakşehir'den Trabzon'a geçmesi. Bence ligin kaderine doğrudan tesir eden bir hareket. Dediğim gibi bu sezonun belki hikayesi değişti. Vişça'nın Trabzon'a geçmesiyle. Benzer bir transfer olarak Serdar Gürler'i koyamaz mıyız? Yani evet Vişça'yı gönderdi ama Serdar Gürler'le takviye etti o bölgeyi diye. Çok uzaktan bakarsan benziyorlar. <laughs> ama bayağı uzaklaşman lazım. Böyle bir kilometreden falan bakarsan Peki. yaşları benziyor, pozisyonları benziyor ama Vişça başka. Serdar'ı çok seviyorum. Serdar çok iyi de bir ilk yarı geçirdi. Ama Vişça 10 yıldır yapıyor bunu. Serdar'ın bu sezonun yarım devresinde yaptığını Vişça sürekli yapıyor. Vişça hiç vitesi düşmüyor, hiç sakatlanmıyor, hiç morali bozulmuyor nasıl oluyorsa ne bileyim beslenmesine her zaman dikkat ediyor. Her zaman evinde mutlu. Yani elektronik gibi bir adam. Maşallah. Dolayısıyla Trabzonspor'a geldi. Aynı mekanizmayı sürdürdü. Önce Galatasaray'a attı. Galibiyeti getirdi. Sonra Kasımpaşa'ya attı. Galibiyet getirdi. Yani böyle bir oyuncu yok ligde. Bu kadar mekanik bir oyuncu yok. Serdar tabii ki çok iyi oyuncu. Katkı da verecektir. Ama Vişçe başka bir evren. Vişça evreninde süperti başka oyuncu yok. Tek başına o evrende zaten yalnız. Adam bir ara Vişça 3 sezon hiç maç kaçırmadı biliyor musun? 34 maç, 34, 34 maç, 90 dakika oynadı. Sonra bir gün Abdullah Avcı dinlendirdiği için 33 maç oynadı bir sonraki sezon. Sakatlık, ceza falan yok ha. Abdullah Avcı onu dinlendirmese herhalde dünya futbol tarihine geçecek türden bir performansdı. Bir ara Frank Lampard, Chelsea'de ya yani, oyuncuyken. diyor Tolga. Karabük maçını dinlendirdi. Karabük'te de zayıftı o dönem. Frank Lampard bir ara Premier Lig'de öyle bir seslik yapmıştı. Hiç sakatlık ceza yaşamadan kalecileri saymazsan bir sağ iç oyunu sonra rekor kırmıştı. Tolga onu bakabilir kaç maçı. 170 maç mı ne üst üste oynamıştı. Vişça böyle bir adam. Dolayısıyla Vişça'nın hani yer değiştirmesi ligin kaderini değiştirir. Ama Başakşehir o pozisyonu hem Serdar hem Trezege hem Pizzi çok iyi takviyeler yaptı. Emre Çolak'la Salih Uçan'da orta sahadaki o ayağına top yakışan yaratıcı orta saha seçeneğini artırdılar. Yani orada Mahmut, Yusuf, Enday Şimiye ve şeyi e, Tolga Ciğerci bazen bir arada kullanıyordu Aykut Kocaman. Mesela kanal değiştiriyorsun o zaman. Şeye bakıyorsun işte. Yemek Food Channel'a falan bakıyorsun. Çünkü görüyorsun orada Mahmut, Enday Şimiye, Tolga Ciğerci orta sahasını. Food Channel daha heyecanlı olacaktır diyorsun. Orada daha fazla hareket olacaktır diyorsun. Orada bir hareket olmuyor çünkü. Mahmut, Yusuf, Enda, Eşimiye, Tolga, Ciğerci orta sahasıyla. Emre Hoca tabii öyle değil. Emre Hoca orada daha fazla yaratıcı oyuncu rotasyonunu geliştirdi. Geçelim Göztepe'ye. Az önce bahsettim. Kenan Piriş geldi. Kaleye bir takviye yaptı Yunanistan'dan. Tanane geldi. Osama Tanane. Vites eden. 10 numara oyuncusu. Mubanje Dinamo Zagreb'den sol be transfer, sol beke transfer oldu. Di Santo, Franco Di Santo e, Santrafor bölgesine, San Lorenzo'dan. Gerçi hani yaş itibariyle 32 yaşında ama Santrafor bölgesine bir katkı ve Aytaç Kara Galatasaray'dan orta sahaya yine takviye olarak devre arasında tamamladı. Göztepe Lig'de Giresunspor ve Galatasaray ile beraber gol beklentisiyle gol farkı en yüksek 3 takımdan biri. Kesinlikle daha fazla gol atmalılardı bu oyunlarının karşılığı olarak. Ama ön taraftaki verimsizliklerinden dolayı hak ettikleri puanları toplayamadılar. Hala küme düşme tehlikesi yaşıyorlar. Normalde Göstermen'in bu oyunla küme düşme tehlikesi yaşamaması lazımdı. Yani 27 puanda değil belki 30-34 puanda olması lazımdı ön tarafı daha verimli olsaydı Franco Di Santo bu anlamda katkı yapacaktır. Çok güçlü bir kariyeri var Franco Di Santo'nun. Tabii daha fazla şey beklenen bir oyuncuydu ama zaten beklentileri karşısında Göztepe'ye gelmezdi. O anlamda oradaki verimliği artırabilir. Zaten İdea Brown da ayrıldı. Yani Yahoviç Şerif Endiay'ı da kanat kullanıyor. Dolayısıyla o oyuncu lazımdı. O katkı yapmış oldu. E, Nestor El Maestro. Umarım çok uzun süre süperlikte kalır. 38 yaşında Nestor. Son 5 maçın 4'ünü kazandılar. Bu hafta da Altay'a mucizevi maç kaybettiler. Yani bütün istatistiklerde ezdiler. Sadece topu 3 direğin arasından geçiremediler. Franco Di Santo belki o topu 3 direğin arasından geçirme anlamında katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Zaman zaman üçlü savunma oynuyorlar. Zaman zaman dörtlü savunma oynuyorlar ama bir süredir daha çok üçlü oynuyor Göztepe. Mubanje'nin de Süper iyi bildiğimiz bir oyuncu. O dörtlü savunmanın sol kenarında da 100 metre gidip gelebilecek özelliği var. Orada da Berkan'la beraber bir mücadele işine girecek tabii ki. Ve orada oynama, düzenli oynama, katkı yapma ihtimali söz konusu. Mubanje'nin iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa'ya da bakalım. Kasımpaşa'da gelenler gidenler Mamadou Fal. Şalleruva'dan sağ kanat oyuncusu olarak 30 yaşında geldi. Ee, geldiği gibi oynadı ve oyuna doğrudan etki edebilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Spajic Krasnodar'dan e, stopere bir takviye olarak Kasımpaşa'da. Tunay Torun Karagümrük'ten geldi. Rayane Abit, Özdür Kablo Yeni Malatya Spor'dan. yine merkez orta sahasına bir katkı. Muleka, Sandart Liege'den, Santrafor'a genç bir oyuncu. 22 ama yaşında. Ama çok yüksek potansiyel olan bir oyuncu. İyi transfer. Ve haber Mabil, Mithiland'den, Danimarka'dan sol kanada yine genç sayılabilecek 26 yaşında bir takviye Kasımpaşa'da. Yusuf Erdoğan ayrıldı. Yörgensen, Kevin Varga ve Nabil Dira. Bir bakıma hani Yörgensen çok büyük beklentiyle alınmıştı. Beklentileri karşılayamadı diyemeyiz ama Umut Bozok öyle bir performans gösterdi ki Yörgensen'in varlığını unutturdu. Umut'la rekabet etmesi için Yörgen yerine genç Muleka kadroya katılmış oldu. Yusuf Erdoğan kaybedildi bir kanat oyuncusu düzenli oynuyordu Kasımpaşa'da. Ee, onun yerine iki tane takviye yapmış oldular. Yani Tünay da orada oynayabilir. Fal de oynuyor zaten. Dakika almaya başladı. Kasımpaşa'nın orta sahası koşucu bir orta saha, dinamik bir orta saha. Ligin en fazla koşan takımlarından biri hatta bu hafta en fazla koşan takımıydı. Doğucan çok koşuyor. Travnik bu hafta yoktu ama yani kupa maçında oynamadı ama oynadığı zaman e, çok koşuyor. Hayradinovic çok koşuyor. Orada Ryan Abid de hem e, zeka katacaktır oraya hem pas kalitesini artıracaktır. Eyselik'le beraber, Hayradinovic ile beraber. Ryan Abit'in de o rotasyona katılması değerli. Kasıp başında kış transfer sezonunu iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Özgür Kablo yeni Malatyaspor ara transfer döneminde Rusya'dan Zafane'yi aldı ki daha önce de belirtmiştiniz zaten hocanın istediği. Bir önceki hocanın Şumudika'nın istediği. Şumudikan, evet. oyunculardan bir tanesiydi. Gaziantep'ten Diko geldi. Krotone'den Donsa takıma katıldı. Kenan Özer, Gaston Kampi daha önceden futbol severlerini hatırlayacağı Aziz ve Barış Baştaş takıma katılan oyuncular oldu. Malatya Spor Ligi'nin en zayıf kadrolarından birine sahip kabul etmek lazım. Altay onların yanına yazılabilir. Bir başka bence çok zayıf kadro. O yüzden şu zaten geldiğinde hani ilk 11'imin arkasında neredeyse alternatifim yok. O yüzden oyuncu değiştiği yapamıyorum. Zaman zaman 87'ye 90'a kadar bekliyordu ilk oyuncu değiştiğini yapmak için. Ve Malatya yerel medyası da, ulusal medyada şu Budika'yı eleştiriyordu. Şu 2-3 kez yani kulübeye bakıyorum. Oyun değiştirebilecek oyuncu görmüyorum. O yüzden bu değişikleri yapamıyorum. Siz benim antrenmanlarımı gelebiliriz diyor musunuz? 9-10 tane 21-22 yaş altı oyuncuyla yapıyorum antrenmanları demişti. Ve bu listenin büyük bölümü zaten onun istediği oyuncuydu. Zeffane direkt onun istediği Sabek. Diko Gaziantep'te beraber çalıştı. Santrfor. Donsah onun istediği orta oyuncusu. Azubuike onun istediği orta sahaynısı. Ee, o doğrultuda istediği bütün oyuncular getirilemedi. Bazıları getirildi. E, kayıpları oldu. Semih Valas oynuyorlardı stoperler. İşte Kampi Barış geldi. Stoper orada stoper rotasyonu değişecek tabii. Malatya'nın Kubilay Santrfor e, kullanılabilen, kanat kullanılabilen bir oyuncudu. Kenan bir kanat oyuncusu. Diko bir Santrfor. O değişiklik yapılmış oldu ama çok da gelişmedi Malatya'nın kadrosu. Yani bu transfer penceresini hareketli geçirmiş gibi görünmelerine rağmen kaybettikleri oyunculara da baktığım zaman Malatya Spor'un hala işinin zor olduğunu düşünüyorum. İtiraf etmek gerekirse. Özgür Kablo yeni Malatya Spor kadrosu evet dediğiniz gibi güçsüz diye diğer takımlarla kıyaslandığında evet ligin güçsüz ekiplerinden biri diyebiliriz ama bu kadar da kötü oynar mı bu bir soru işareti. Yani bir formül en azından bir mücadele ya da nasıl derseniz bir sistem geliştirilemez miydi? Çünkü sezon başından beri pek görmedik bunu. Ya esasında Şumudika döneminde kolay gol yemiyorlardı. Defansif organizasyonları güçlenmişti. Ama gol atmakta sıkıntı çekiyorlardı. Adem Büyü'nün şimdi teknik, teknik sorumlu, sorumlu olması da bir soru işareti. Çünkü Adem Büyü'ye çok ihtiyacı var Malatya'nın sahada. Yani Adem büyük kalitesinde zaten çok fazla oyuncuları yok. Tete'yi de şu anda e, sağlık problemleri olduğunu düşünürsek... E, ön taraftaki seçenekleri daha da daraldı. Adem sahadayken hani... Kenardan yönetim nasıl sağlanacak? Adem kenardayken sahadaki kalite eksikliği nasıl tamamlanacak? Bir de öyle bir problem var Malatya'nın. Bir de Adem Büyük meselesinde yazmak lazım. Malatya iyi yönetilemedi bu sezon. Malatya iyi yönetilmiyor. Ve bu e, yönetim standardı bu şekilde kalırsa yukarıya tırmanmaları için e, şanslı olmaya da ihtiyaçları var. Malatya'nın iyi oyun kadar şanslı da ihtiyacı var. Çünkü rakipleri güçlü. Şimdi Göztepe 27 puanda ama Göztepe daha fazlasını yapar. Kasımpaşa 27 puanda ama çizgisi dikey. Giresun 26 puanda ama Giresun oyunu iyi. Antalya 25 puanda ama Antalya daha fazlasını yapabilir. Rize 22 puanda Jetson Fernandes takviye etmiş. Altayla Malatya, Altayla transfer tahtası kapalı olduğu için, Malatya'da oyuncu kaybettiği için bence sezonun ikinci yarısına ee, en kısıtlı imkanlarla giren iki takım Altay ve Malatya. Son olarak Antalya Spor'a da Fraport Spor da bakalım gelenler gidenler olarak Luis Adriano, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Alassane Endao ve Fernando ki bu oyuncular forma şansı da buldu. Ligde Mukayru, Hamilton, Eren Albayrak, Erkan Eğibil ve Enzo Kribelli de takımdan ayrılan isimler. Üçü direkt ilk 11'de oynadı zaten. Önlü Fernando iyi performans gösterdi. Antalya'nın oyun aklı olmaya aday. Antalya'nın oyun aklı Nuri Şahin'di sahadayken. Nuri Şahin olmanın zaman zaman Hakan Özmert'ti ama Hakan Özmert de artık 36 yaşında olduğu için onu çok ekonomik kullanmak zorunda kalıyor. Poli var orada oyun aklı olabilecek. Oraya Fernando'nun eklenmesi Antalya'nın çok ihtiyacı olan bir bölgeydi. Direkt nokta atışı transfer. Ön taraf Luis Adriano direkt oynadı. Santr ama fiziksel olarak çok iyi seviyede gözükmedi. Alessandro süratli oyuncu. Hamilton'un kaybedilmesiyle direkt oraya Alessandro gelmiş oldu. Admir Mehmedi de zaten çok iyi bir kariyeri var ama şu anda bir sağlık problemi var. Ne zaman döneceği ile ilgili de en azından Tolga biliyor mu bilmiyorum. Ben şu anda bilgi sahibi değilim. Center for, center for arkası sol açık sağ açık. Oraya bir zenginlik kadar Mehmedi oynamaya başladığı zaman. Yani Sinan da katarsan ön tarafa dört tane oyuncu katmış oluyor Antalya. İhtiyacı olan bölgeydi. Orayı zenginleştirmiş oldular. Böylelikle transfer dosyamızı da tamamlamış oluyoruz değerli izleyenler. Uğur Bey eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir araya gidelim. Ondan sonra da bu akşam oynanacak Kupa maçlarından Beşiktaş'a bakacağız efendim. Bir aramız var şimdi ardından da Beşiktaş'la devam edeceğiz. Posta gazetesi geliyor ekranlarınıza başlığımız Kartal Kupa aşkına. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş. Zira Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün Göztepe karşısında tur arayacak. Teknik direktör Önder Karabeli dün yapılan son idman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulunurken Türkiye Kupası her takım olduğu gibi her takım için olduğu gibi bizim için de bir hedef. Taraftarımızın önünde kazanıp yola devam etmeliyiz. Bireysel hatalar kötü sonuçlar doğurabilir ve telafisi olmayabilir. Sizlerden zafer bekliyorum dedi. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Peki Beşiktaş için nasıl bir 11 tahmin etmiş? Kalede Ersin, Necip, Wellington, Vida ve Rıdvan, Gezzal, Souza, Oğuzhan, Alex, Larin ve Batu Şuray. Necip'i sabekte öngörmüş. Göztepe karşısında. Posta gazetesi. Bir sonraki sayfamız Takvim gazetesinden Şalke çıkarması başlığını atmış. Beşiktaş Almanlarla masaya oturmaya hazırlanıyor. Kartal transfer avında hedefte Can Bozdoğan ve sürpriz bir ismin daha olduğu konuşuluyor. Can'ın 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek isteyen yönetimin Şalke'den Mehmet Aydın'ı da gündemine aldığı öğrenildi. Siyah beyazlılar iki gurbetçi için Almanlarla pazarlık yapacak. Beşiktaş gerekli şartların oluşması durumunda sezon sonu Alman ekibiyle masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Mehmet Aydın bu sezon 722 dakika görev aldı. 15 maçta bir gol ve bir asist üretti. Sağ kanat oyuncusu Mehmet Aydın içinde böyle bir girişimde bulunacağını iddia etmiş gazete. Söze başlarken de belirtmiştik bu akşam oynanacak kupa maçlarında. Keyifli olmayan Namzet her iki takımın oyununu da düşünecek olursak güzel bir maç izleyeceğiz. Ee, Rozier'in yokluğu elbette hem hücum hem savunma anlamında Beşiktaş'ın çünkü zaman zaman oyun içerisinde koptuğu bölümler olabiliyor takımın. Rozier o zamanlarda inisiyatif alan oyunculardan bir tanesi. Yani sadece işini iyi yapan bir savunmacı ya da hücuma destek veren bir oyuncu değil, az önce bahsettiğim konuda da takımına nasıl diyeyim ipleri eline alan almaya çalışan ve arkadaşlarını da uyandıran oyunculardan bir tanesi. Onun yokluğu Doğru. önemli. Şimdi birincisi ligdeki Antalya maçına üçlü savunmayla başlayıp sonra dörtlü savunmayla devam etmişlerdi. Dörtlü savunma oynarken daha iyi performans vermişti Beşiktaş sanki. Rozier ve Rıdvan'ın da katkısı artmıştı. Kupa maçına da anladığımız kadarıyla dörtlü savunmayla başlaması bekleniyor Beşiktaş'ın. İkincisi Rozier zaten iki sezondur alternatifsiz. Geçen sezon da alternatifsizdi. Beşiktaş bir türlü oraya takviye yapamadı, yapmadı ya da yapamadı. Bir Bilal gelmişti genç oyuncu ondan da hani çok genç olduğu için işte herhalde. Faydalanma yoluna gitmediler. Şimdi Kerem'i geri çağırdılar kiralıktan. O da tüm yaş gruplarında milli takımımızın formasını terletmiş. 20 yaşında e Beşiktaş son maçta zaten onun yaş grubunda 5 oyuncu kullandı. Ersin, Rıdvan, Can, Emirhan ve Montero başladılar. İlk 11'de başladılar. Antalya başladı. Dolayısıyla Kerem Kalafat da şimdi geri çağrıldığı için mutludur. Çünkü öyle bir hoca var ki başta 21-22 yaş altı 5 oyuncuyu birden ilk başlatabilecek hani cesaret gösteriyor. Başarılı oldu veya olmadı o ayrı konu ama o cesareti gösterdi. O yüzden bugün Türkiye Kupası maçında ben de sağ bekle Necip değil Kerem oynayabilir düşüncesi. Kerem Kalafat sanki daha makul görünüyor. Necip'i stoper olarak görüyor zaten. Önder Hoca geldiğinden beri ve hatta çok da beğeniyor. Yani diğer stoper alternatiflerini de önüne koydu. Sağ bek olarak da Rozier'e bir alternatif lazım. Ha böyle bir fırsat varken Türkiye Kupası fırsatı varken Kerem'e forma şansı verebilir diye düşünüyorum ben de. Ee, Mehmet Aydın ve Can Bozdoğan konusuna gelince Şalken'in Türk oyuncularının 5 yaşa transfer gündemi konusuna gelince işte dün değindiğimiz şey Emrehan'ın Trabzonspor'a 18 yaşında gelme nedeni neyse Mehmet Aydın da eğer gelme kararı verirse benzer bir şey olacak. Çünkü bu yabancı sınırı, önümüzdeki sezon vites biraz daha artacak, yabancı oyuncu sayısı biraz daha azalacak. Enteresan bir şekilde yani en direkt bir şekilde gurbetçi oyuncuların olması gerekenden çok daha erken Süper Lig'e gelmesi neden oluyor. Çok daha yüksek paralarla, çok daha yüksek maaşlarla ve bonservislerle gelmelerine neden oluyor. Enteresan bir şekilde dediniz ama niye enteresan bir şekilde? Aslında enteresan olması değil Olması beklenen buydu daha önce olan buydu. Doğru. Hiç, daha hiç, önceki hiç yıllarda olan değil buydu, buydu yani. Doğru. Yanlış bir sözcük kullandım. Hiç enteresan değil. Beklendiği şekilde. Beklendiği şekilde. Daha Bravo. önce geçmişte refah oldu. olduğu ve 18-19 yaşında Almanya'da yıllık 50 bin euro maaşla oynayan oyuncuyu buraya 1 milyon Bravo. euro maaşla getiriyorsun. Bravo. Ve gelişimine duruyor. İşin kötüsü gelişimin durması. Birden zengin oluyor. Enteresan diye nitelediğiniz kısmı buydu muhtemelen. Evet. Az Ailelerini de buraya bu getiriyor. Diye. Veya aileleri birden zenginleşiyor. Çocuğun kafası karışıyor. Almanya'da gelişim süreci çok daha yavaş ama çok daha sağlam olacakken Türkiye'de birden olgunlaşmak durumunda kalıyor ve çoğunlukla bunu başaramıyor. Altını dolduramıyor özellikle. Altını dolduramıyor. Milli takıma da gelecekte yapacağı katkıyı belki yapamıyor. Milli futbolcu olamıyor. Ne Türkiye'ye ne Almanya'ya yarılıyor kısacası. Ya bunun yine e, benzeri bir defekt bu. Mehmet Aydın ve Can'ın bu kadar istenmesi. Hadi Can tamam Beşiktaş'a kiralık oynadı, kendini gösterdi. Mehmet Aydın 20 yaşında. Şalke 2. Lig'de İkinci ligde bu kadar dakika aldı. Bir sağ kanat oyuncusu. Normalde böyle bir yabancı sınır değişti olmasa Beşiktaş Mehmet Aydın'a 20 yaşında gider miydi? Gitmeyebilirdi. Trabzonspor Emre alır mıydı? 800 bin euroya mı aldı? Yaklı, galiba öyleydi. Ya çok ciddi bir servis. Şöyle söyleyelim. Beşiktaş'ın bu iki tercihi ya da genel resimde gurbetçi oyuncularımızı düşünecek olursak altyapısını, altyapı eğitimini orada aldı. Ve oradaki kondisyon ve fizik düzeyinde diye Öncelikle şeyimiz bu. Doğru. Tercih Almanya sebebimiz. Alt yapısı bu değerli. Yani. Ama geçmişte o kadar çok örnek var ki Almanya altyapı almış olmasına rağmen bahsettiğiniz halen, sebeplerden evet, dolayı. Bahsettiğimiz sebeplerden dolayı Türkiye geldiğinde o altyapıyla paralel bir üst yapı performansı gösteremeyen o kadar çok örnek var ki o yüzden insan endişe ediyor. Ya her zaman diyorum ben bu çocuklar Türkiye Milli Takımı seçmiş, Almanya Milli Takımı seçmiş, orada değilim. O detaya çok takılmıyorum. Nerede mutlularsa Nerede kendilerini iyi hissediyorlarsa orada devam etmelerinde bence fayda var. Yani ben Nuri Şahin'le Damit Altun topladığı gurur duyuyorum. Türkiye Milli Takımı efsanesi olarak. Ama İlkay Gündoğan, Mesut Özil orada oynamaları da beni rahatsız etmiyor. Emre Can orada oynamaları da beni rahatsız etmiyor. Onları izlerken de heyecan duyuyorum bir Türk vatandaşı olarak. Orasında değilim. Ben bu çocukların gelişimlerinin durması, hak etmedikleri bir zenginliğe çok erken kavuşmaları, Orasındayım. Para kazansınlar. Mesele o değil ama para kazanmaları gelişimlerini durduruyor. Ee, maalesef yine öyle bir senaryo bekliyor sanki bizi. Bir, o konuda da üzülüyorum. Kısıtla, sınırla olmuyor işler. Özgür düşünceli ve özgür rekabet ortamıyla oluyor. Bunu sağlayamıyorsak işte o zaman kısıtlamalar giriyor devreye. Onların da neye sebebiyet verdiğini senelerdir görüyoruz ama tekrar tekrar denemeye, denemekten vazgeçmiyoruz. En azından bu konuda bir irade gösteriyoruz yani. O esas enteresan diyeceksek aha burun işte burası çok enteresan gerçekten. Evet. Maalesef öyle. Şimdi sırada Sabah gazetesi ve Fenerbahçe var. Değerli izleyenler ekranlarınıza gelecek olan başlık yarışmayı unuttu. Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde son düdüğe kadar mücadele kültürünü kaybetti. Kupa sevinci bir yana. Taraftarın umutları daha Mart ayı gelmeden tükendi. Sarı lacivertliler sadece geçen yıl şampiyonluk yarışında son haftayı görebildi demiş gazete. Hemen solda forvet zengini gol fakiri. Son 4 yılda ileri uçta 12 golcü deneyen Fenerbahçe beklenen verimi alamadı. 12 golcünün 10'u hayal kırıklığı oldu. Sadece Vedat Muriç ve Ener Valencia 10 gol barajını geçmeyi başardı. Slimani Frey, Papis Sisse 5'er gol. Mevlüt Erdinç 4, Samat da 6, Tiam 8. Kemal Adem'i ise 1 gol katkısı verdi. Bu sezon transfer edilen Berisha 5, Serdar Dursun 7, Rossi ise 2 gol atabildi. Santraforları yani golcüleri bu şekilde karnesini koymuş ortaya gazete. E tabi Fenerbahçe bu sezon bir verimsizlik abidesi. Çünkü söze demin de bahsettiğiniz üzere devamlı yap boz var. Evet. Bir sistem, bir devamlılık sağlanamadı. Her gelen hoca Haberde belirtildiği üzere geçen sezon madem yıktı yani. son haftaya kadar şampiyonluk yarışında kaldı Fenerbahçe. Ali Koç döneminde bir ilk yaşandı. Neden acaba oradan sonra bir düşünsel devamlılık sağlanmadı diye bunu sorgulamaları lazım. Tek direktörü değiştirmekle kalmadı Fenerbahçe. Bu yaz düşünsel de bir devrim yaptı ama o devrim e, olumlu sonuç vermedi. Bu düşünsel devrime ihtiyaç var mıydı? Formasyon değişikliği, oyuncuların farklı pozisyonlarda kullanılması, geçen sezon aslarının kullanılmaması ve bu sezon yeni aslar yaratılması, oyun oyuncu taktik, formasyon strateji anlamında Amerika'nın tekrar yeniden keşfedilmesi. Fenerbahçe bir düşünsel devamlılık olmaması anlamına geldi ama şu şunu söylersek yanılmış olur muyuz? Altay ligin en iyi kalecilerinden biri. Doğru. Salahi, Kim Minje ligin en iyi stoperlerinden Doğru. ikisi. Doğru. Ozan i̇kisi. Tufan, İrfan Can, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Mesut, İrfan ligin en iyi orta sancıları arasında. Aynen öyle. Pelkas geçen sezon ligin en iyi hücum oyuncularından biriydi. Ferdi Kadıoğlu var. Ener Valencia var. Geçen sezonki performansı ortada. Ayrıca başka yerlerde başı olmamış. Serdar'la Berişa'da katılmış. Bu kadroya kötü kadro deme şansın yok. Mümkün değil. Bu kadro iyi kadro. Demek ki verimsiz. Yani bir de Türk Spor kamuoyunda şöyle bir şey oluştu şimdi. İki tane arıza oluştu. Birincisi diyorlar ki İsmail Kartal geldi. Pereira'yı gönderdiniz. Bak ne oldu? Pereira'nın gönderilmesi doğru karar. İsmail Kartal'ın gelmesi yanlış karar. Böyle de bir şık olamaz mı? Olabilir. Çünkü Pereira ile İsmail Kartal'ı kıyaslıyor. Hayır bir C şıkkı da olabilirdi. Pereira'nın yerine bu kadroya yakışır bir tek direktör getirilebilirdi. Niye sadece A ve B şıkkına bakıyorsunuz? Pereira ile İsmail Kartal'ı kıyaslıyor. İkisi de başarısız bana sorarsan. Birinci oluşan algın manipülasyonu o. Türk spor medyası manipüle ediyor durumu. Diyorlar ki gördünüz mü Pereira daha başarılıydı. Kardeşim Pereira da başarısız. İsmail Kartal da başarısız. Bu kadroya yakışan tek direktör başka bir tek direktördü ve o getirilemedi. İkinci Türk Spor Medyası'nda oluşan ikinci manipülasyonda futbolcuları suçluyorlar. Şimdi ısrarla dikkat ediyor musun? Taraftar da e, bu algının peşinden gidiyor. E, futbolcuları ıslık sürekli. Futbolcuların yüzde yüzlerini vermediklerini söylüyorlar. İyi bir tek direktör getirmeyi bir deneseniz, iyi bir tek direktörle görsek şu futbolcuları sonra karar verelim. Emre Belözoğlu'yla da bu futbolcular vardı. Emre Belözoğlu'yla iyi performans vermişlerdi. Belki de sorun futbolcular değil, tek seçimimizdedir. seçiminizdedir. Bir de öyle bir şey var. Şimdi Uğur Beyciğim şurada bir dakika hemen bulacağım. Son dört dakikaya girmişiz. Çünkü TalkSport bir internet sitesinden bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Ee, şeyle alakalı olarak bu pandemiyle alakalı olarak aşı konusuna vurgu yapıyor. Chelsea Lille Şampiyonlar maçı. Ligi maçı. Fransa hükümeti aşısız oyuncuları istemiyor ülkesinde. Konu bu. Chelsea'de bazı oyuncuları aşısızmış. Hangi oyuncu olduklarını açıklamıyorlar. Yakın zamanda bu konu Avustralya açık tenis turnuvasında Djokovic ile bayağı bir gündeme geldi. Orada bence Avustralya yetkilileri doğru bir duruş sergiledi benim yani insanlar farklı fikirde olabiliyor. Aşıya güvenmeye, güvenmeyenler konuyu eğip büküp başka bir şeye getiriyor ki orada bence mesele böyle bir karar alınmış ve bu kararı bir kere delmeye bakar. Ondan sonra herkese elini kolunu sallayarak bak emsal teşkil edecek ve onlar da buna müsaade etmedi. Benim arkasında durarak yani madem böyle bir karar alınmış arkasında durulması. Vurgulamak istediğim buydu. Şimdi aynı şeyi Chelsea yaşıyor. Şampiyonlar Ligi için nasıl bir çözüm bulacaklar? Açıkçası. Fransa böyle... hükümeti de Chelsea kulübü de e, saygılılar bu stratejiye. Chelsea'li bazı oyuncular Fransa'ya gidemeyecekler ya da aşılarını tamamlayacaklar. Bence de doğru olan o. Daha ilginç bir şey var. E, haber var. O gelecek şimdi ekranlarınızda bu offside konusuyla alakalı olarak. Otomatik offside sistemi. Yarı otomatik özür dilerim. E, The Athletic. Diyor ki FIFA Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik offside sisteminin hayata geçirilmesi yani iki ay içerisinde tamamlanması konusunda kararını verdi. Nasıl olacak hocam? Karar verecek. Karar verecek. Ee, şöyle şu anda kulüpler, dünya kulüpler şampiyonasında deneniyor yarı otomatik offside sistemi. Futbolcuların üzerinde 18 noktada alıcılar var. Dolayısıyla center for oyuncusu savunma oyuncusunun önünde mi değil mi Artık bunu video hakem izleyip 25-30 saniye vakit kaybetmek yerine hakemin saatini 3-4 saniye içinde önde mi değil mi onun bilgisinin geldiğini düşünün. Yine son karar hakem verecek. Ama hızlanmış olacak. Hangi oyuncunun önde olduğu bilgisi üzerlerine yerleştirilen alıcılar vasıtasıyla tespit edilerek hızlandırılmış olacak. Bir ara şöyle konuşuluyordu. oyuncunun tam vücut olarak diğer oyuncunun önüne geçmesi. O yani, gündemde değil şu anda. Wenger fikri yani gündemde değil. Santimetre olsa dahi bu sistem uyaracak. Uyaracak. Yani. Şu anda 18 noktada alıcı var. Hatta Dünya Kupası'nda 29 noktada alıcı olacağı söyleniyor futbolcuların üzerinde. İki ay içinde FIFA kararı verecek. Katar'da bunun Dünya Kupası'nda uygulanıp uygulanmayacağını. Ama şu an için veriler olumlu galiba uygulanacak. Son olarak... Değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi formatına ilişkin UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den bir e, haberimiz var onun değerlendirmesi yeni bir formattan bahsediyor Alexander Cefer'in. final four usulüyle oynanabileceğini NFL ve e, Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini kaydetmiş ve bu konuyu Paris Saint Germain başkanı Naser El Helaiyi ile de Naser El Helaiyi de dahil olmak üzere birçok kulüp başkanına ilettim onlar da aynı fikirdeler çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek. Dahi bu sistemde mümkün olabilir demiş Cefe. Yani tek şehirde Final Four oynanması söz konusu. Avrupa Süper Ligi evet kötü bir fikirdi ama Avrupa Süper Ligi tetikledi tüm bu dönüşümü. Onlar da böyle olacağını biliyorlardı zaten o girişimdeki kulüpler. O gün birinci gün ifade etmiştim hatırlarsan Avrupa Süper Ligi hayata geçmeyecek ama UEFA'yı tetikleyecek. Yakmak istediler evet. Ve şu an 2024-2027 dönemi için. 15 milyar euroluk bir anlaşmanın da eşiğindeymiş UEFA. Şampiyonlar gelirlerini %40 artıracak bir anlaşmanın eşiğindeymiş. İşte, bu da işte. yine Avrupa Süper Ligi'nin tetiklediği bir ekonomik dönüşüm. Amaçlarına ulaştılar mı? Ulaştılar Kısmen. diyebiliriz. Kısma. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Süremizin Anladım. sonuna geldik değerli izleyenler. Bugünlük bizden bu kadar manşeti noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın. thank <laughs> you